Tamamdır. Merhabalar, Ömer Murat'la ben bilgisayar mühendisiyim. Bizim projemizin ismi Afara, pamuk hasadı sonrasında yere dökülen pamukları toplayan makine. Bilgisayar mühendisiyim ben, ailem 60 yıllık biçerdöverci ve tarım makineleri işi yapıyorlar. Türkiye'de 1100 adet pamuk toplama makinesi var. 6 milyon dönüm tarlada da pamuk ekimi yapılıyor. Bu elde edilen pamukların hasat esnasında ve sonrasında %5 ila 20 arasında da bir toprak üzerine dökülme meydana geliyor. Bu dökülme oranı dünya üzerinde tezlerle kanıtlanmış bir konu. Hasatta kişi ya da makine kaynaklı ya da dolu yağışı sonrasında dökülmeler olabiliyor. Türkiye'de pamuk arzı yerli %45, ithal %55 olmak üzere karşılanıyor. Burada bir cari açık söz konusu. Dökülen pamuklar da 140 bin ton yıllık olarak yere dökülüyor ve bu dökülen pamuklar insan eliyle yani afara yöntemiyle toplanıyor. 2019 yılında Şanlıurfa'dan görüntüler bunlar. Tarla yüzeyinde kalan pamuklar. Bu pamuklar tarla sürümü esnasında, bir sonraki buğday ve benzeri ürünlerin ekimi esnasında toprakta kaybolup gidiyor. Sağ tarafta da dökülen pamukların toplayışını insanlar eliyle yapılma yöntemi gösteriliyor burada. Afara makinemizin patent başvurusunu Ocak 2020'de yaptık. Benim ailemden talep geldi aslında. 25 kişi 25 makineyle pamuk tarımı yapıyor. Onlar yere dökülenlerin de makineyle toplanmasıyla alakalı bir ürünün olup olmadığını sormuşlardı. Biz de Ar-Ge ekibi olduğumuz için böyle bir patent başvurusunu yaptık. Şu anda PCT araştırma aşamasında. Dünya üzerinde böyle bir makine şu anda yok. Sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Pamuklar, yerdeki pamukları kamera vasıtasıyla görüyoruz. Gördükten sonra parselleme yöntemiyle vakumlu bacaların ilgili baca pamuğun üzerine inerek, indikten sonra vakum gerçekleştirip pamuğu makine içerisine alma şeklinde gerçekleştiriyor. Bunu görüntü işleme Python program diliyle yapıyoruz. İçerisinde elektronik kartlar ve step motorlar barındırıyor. Dünya üzerinde ise 32 milyon hektarda pamuk üretimi yapılıyor. Türkiye aslında bu pazarda çok küçük pay alıyor. %3'lük bir payı var. Verim de ortalamanın biraz altında. Lider ülkeler Amerika, Hindistan, Özbekistan, Çin gibi ülkeler geliyor. Bu ülkelerde de yine %5 ila 20 arasında bir dökülme meydana geliyor. Bizim sistemimizde pamukları vakumla toplama işlemi gerçekleşecek ve topladıktan sonra aslında kayıp olan bir pamuğu da ülkeye kazandırmış olacak. Aynı zamanda büyük veriyle alakalı pamuk sonrasında buğday ve benzeri bir ürün ekileceği zaman elde ettiğimiz görüntülerle kuraklık, ilaçlama, gübre gibi ihtiyaçların analizinin yapılması için de bir veri kaynağı, daha doğrusu video kaynağı oluşturmuş olacak. Halihazırda drone ve benzeri makinelerle görüntüler alınıyor ama biz daha yakından 50 santim yükseklikten bir sonraki buğday ekiminden önce de bir görüntüyü veri kaynağı olarak bu yazılımlara sunabileceğiz. Sistemimizi şu anda KOSGEB Ar-Ge desteğiyle ilerletiyoruz. 2 ay önce onayımızı aldık. Şu anda yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bir hafta sonra da Denizli'de ve Aydın'da tarla testlerimize geçeceğiz. Ailemizin de ihtiyacı, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olduğu için bunun üzerine şu anda yoğunlaştık. Yoğun bir Ar-Ge yapıyoruz. Dünya üzerinde aslında Türkiye'den çok daha fazla ihtiyaç dünya üzerinde olduğu için asıl hedefimiz de ihracat. Bu yüzden tüm dünya üzerindeki patent başvurumuz. Bunlar bir 3 dakika biraz açtık. İsterseniz sorular ve yorumları için jürimize Tabii. söz verelim. Hani orada anlatmak istediklerimizi. Öyle Tabii yapalım. ki. Tabii ki. Ayşe'nin Yatırımın geri dönüşüyle ilgili bir hesap yaptılar mı kendileri acaba Evet. amortisman Ayşen süresi, Hanım, amorti süresi? sunumumuz kısa olduğu için burada yer vermedim ama traktörün, yani bunu çekebilecek makinenin gidiş hızına göre toplayabileceği miktarları biz hesapladık. Şu anda Ar-Ge'si bitmediği için prototipin maliyetini öngöremiyoruz ama toplama miktarına göre yatırım geri dönüşünün ROI'sinin 2 ya da 3 yıl civarında olabileceğini tahmin ediyoruz şu an için. Tarım makinelerinde en az 4-5 yıl, en fazla 10-12 yıl oluyor. Ama bizim bu 3 yılla çok iyi ROI'sinin olabileceğini düşünüyoruz şu an için. Toplama kapasitesi üzerinde bu arada.
İlave bir soru, toprak analizi yapıyor mu o kamera sistemi toprağın üzerinde giderken, yoksa sadece toprağın genel durumuyla ilgili mi bilgi veriyor? Sadece pamuğun bulunduğu bölge, yani görüntü işlemede insanın nasıl tespit ediyorsa, toprak üzerinde pamuk neredeyse onun parselini, koordinatına göre tespit edip ondan sorumlu olan bacanın aşağı inmesini sağlıyor. Onun dışında bir toprak analizi yapmıyor aslında. Büyük veri açısından söylediğimde örnek veriyorum, tek ben tarım buğday ekecektim. Ekim öncesinde orası pamuk tarlasıdır. O buğday ekiminde gübre, kuraklıkla alakalı bir veri elde etmek istiyorsa bu görüntüleri biz onlara sağlayabiliriz. Teşekkür ederim. Güzel. Çok teşekkür ederim. Emrah Bey, sizin sorunuzu alalım. Bize söz hakkı doğdu işin esprisi. Ömer Bey, ekip hakkında hiç bilgide paylaşımı yapmadınız. Ekibin sadece sizi tanıdık. Bunu soracağım. İkincisi, bu ataşman aynı anda hasata girerken bir devreye girecek. Yoksa ilave aynı hatlarda tekrardan dolaşmak zorunda mı kalacak? Kısa cevap olursa sevinirim. Tabii sunum kısa olduğu için ekibe yer vermedim ama bir tane yazılım mühendisimiz, iki tane de otomotiv ve makine mühendisimiz olarak 3 kişilik, benle beraber bilgisayar mühendisimiz, 4 kişilik bir ekibe sahibiz. Şu anda genişletiyoruz çalışmalardan dolayı, Ar-Ge'den dolayı. Diğer konu da biz patentlerde, istemlerde traktöre takılabilir ya da kendi yürür olarak bir istem yazdık. Traktöre takılarak da bu kullanılabilecek ya da pamuk makinesinin arkasına takılarak pamuk hasadının hemen ardından da bu kullanılabilecek. Biz güç kaynağını aldıktan sonra takılabildiğinin çok fazla yerin önemi yok aslında, öyle söyleyebilirim. Cevap yeterli midir Murat Bey? Ben şunu merak ettim. İkinci bir ilave hasat sonrası nereden tahrik alırsa alsın hatlardan geçecek mi, aynı anda mı yapacak? İkisi de olabilir ama ikinci de yaparsa eğer yine aynı hat üzerinden geçmek zorunda tabii ki. Yani örnek veriyorum, pamuk makinesi biçti, bitirdi. Traktör de arkasından girerek aynı hat üzerinden giderek yapacak bunu. Tamam, all in one mı yapacak? Yani bir kere de meseleyi çözecek mi diye merak ediyorum. Ha evet, tanımlamayla bizim toplamamız arasındakini söylüyorsunuz all in one olarak, değil mi? Tabii bunu aynı anda yapacak. Hatta arada bir 20 santim oluyor. Kameranın gördüğü alan 20 santim ve toplama ünitesi şeklinde. Dinamik bir veri akışı var, öyle söyleyebilirim. Selam Bey, sizin sorunuzu alalım. Ömer Bey, mevcut durumda nasıl yapılıyor bu iş dünyada? Evet, sunumumda en başta bir insan eliyle toplamayı göstermiştim. Bütün dünya üzerinde elle toplama yapılıyor. Hindistan'da mesela insan iş gücü çok fazla, insan eliyle toplanabiliyor. Bütün dünyada %5 ile 20 arasında tezlerle kanıtlanmış bu döküntü tamamen elle toplanıyor şu ana kadar. Ve bununla alakalı dünya üzerinde bir çalışma da şu ana kadar yapılmamış. Sadece elle, ama o da şu anda mesela babamlar Denizli'de ve Aydın'da pamuk biçiyorlar. Toplayacak insan yok orada. Şanlıurfa'da biraz daha insan gücü olduğu için orada daha rahat toplayabiliyorlar insanlarla. Sadece 130 bu arada. Ömer abi, sen sorunuzu alalım. Sesiniz gelmiyor Ömer Bey. Yok. Tamam. İstersen ben araya girip bir soruyorum. Tamam, İsmail Bey. Ömer Bey, büyük böyle Bahadır Bey'in sorunlarınız ama tam anlaşılamadı. Pamuğun toplanması esnasında kullanılan aracın arkasına eklenip tek bir enerji, tek bir masrafla bu da yapılabiliyor değil mi? Yoksa ardından yeniden tarlaya girip yeniden benzin yakmak zorunda kalmayacak. Önemli olduğu için ikisini bir arada yapıp yapmayacağım noktasında prosesin öncesinde bir şey söyleyemiyoruz. Ama bir prosesi tamamlayacaktan sonra traktöre takılabilir, kendi yürür ya da mevcut pamuk makinesinin arkasına takılmadaki verimlilikleri önererekten bu ürün olarak sunabileceğiz bunu. Net olmamakla birlikte. Şimdi geliyor mu sesim? Ömer Bey, evet geliyor şu anda. Geliyor. İş modelini ben kaçırdım galiba. Satacak mısınız, kiralayacak mısınız? Çünkü kısa bir dönem kullanılacak. Bu sonra ne olacak?
Evet, şöyle söyleyeyim. Pamuk makineleri de yılda 2-3 ay kullanılır. Onun dışında kullanılmaz ama bizim sattığımız kişiler bunu kiraya verebilirler. Müteahhit şeklinde işletebilirler. Ya da kendileri bir filo şeklinde tarlada vazgeçilmiş olan pamukları toplamak üzere kendileri çalıştırabilirler. Bu modeller aslında tarım için geçerli, genel geçer bir uygulama bu zaten. Ama biz satıyoruz bu arada son cümle olarak tabii ki. Aşın bir soru daha, buyurun. Dünya piyasalarında pazar imkanı sizce olabilecek mi? Rakipler var mı? Rakipler var mı? Buradan ne kadarlık bir ihracat geliri düşünüyorsunuz? Ya da cirosu. Tabii şöyle söyleyeyim. Biz aslında sunumumuz kısa olduğu için ben o kısmı satış adetlerine göre hedeflerimizi yaklaşık bir makinenin satışından 500 bin TL satış fiyatıyla dünya üzerinde 150 milyon TL'lik 3 yıl içerisinde bir hedefimiz var. Diğer konu, dünya üzerinde benim bağlantıda olduğum Amerika'da ve Özbekistan'da pamuk tarımı yapan çiftçiler var. Özbekistan'da devletle beraber yapıyorlar. Belki biliyorsunuzdur siz de. Oradaki devlet bünyesindeki yeni alınan pamuk makineleriyle pamuk tarımı yapan kişilerle de ben bağlantıdayım. Asıl büyük hedef dışında bu arada. Biz sadece %3'ünü yapıyoruz. Ben de zaten ihracata yönelik diğer firmalarımda da çalıştığım için Türkiye'den daha fazla bu makineyi üretip yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyorum. Ve bağlantıdayım da aslında. Rakip var mı rakip? Hiç buna benzer bir şey yapan var mı? Hayır, bu konuda yerden doğrudan toplayan hiçbir makine yok. Patent araştırmamızı biz zaten patent şirketiyle beraber detaylı bir şekilde yaptık. Ulusal yayına çıktı. Uluslararası araştırma da 2-3 aya belli olacak. Ama rakip olarak hiçbir firma yok. Yerden toplama üzerine. Teşekkürler. Rica ederim. Tamamdır. O zaman Ömer Bey çok teşekkür ederiz sunumunuza. Çok sağ olun. İyi günler.